Kar görünce kapat işte mi derdin? Şu stop ettiğin pozlarda çok iyi gidiyordun. Niye kapatmadın? İşte diyorum ya, yani rot balans ayarı bozuldu benim trade'imin. FTX'ten sonra benim rot balans ayarım bozuldu. Çünkü orada benim para kazanmam lazım mı tetikleyen çok olay oldu. Biliyorsunuz bir şirket yönetiyorum ben. Biz bireysel takılmıyorum. Bir oluşumum var. Ve bu oluşum çoğu yakın arkadaşlarımdan oluşan harıl harıl çalıştığımız bir yapı. Şimdi sermaye gidince, gelir azalınca bu iş stresi piyasada kötü gidiyor. İşlerin iyi olması için, sektörel yaptığın işin iyi olması için piyasanın iyi gitmesi lazım. Piyasa kötü gidiyor, para kaybetmişsin, ne oluyor? Para lazım dürtüsüyle gereksiz risk alıyorsunuz. Bütün ekibi dağıttı. FTX'ten maaş alan arkadaşlarımız vardı ekipte. Benim ref gelirim vardı. İlk zamanlar müthişti. Son batmadan önceki son bir yıl kullanıcıların zaten ayı piyasasında çoğu işte ya çekti parayı ya azaldı. Azalmış olsa da bir gelirim vardı. O kesildi. Az bir para değil, 50-60K param gitti benim de. Dolayısıyla da o dönem çok benim psikolojim bozuldu. Para kazanmam lazım, almam lazım. İnsanız sonuçta, yani çelik gibi iradeli olsanız da ben prensipli bir insanım. Çok iradem de kuvvetlidir. Ama o para kazanmam lazım hissiyatı var ya, insana çok hata yaptırıyor. Ondan sonra da belimizi kolay kolay toplayamadık. Ya ben biliyorum ki hamurumuz sağlam, tecrübemiz sağlam. Anlıyoruz bu işlerden ama bu piyasada birazcık sakin gidip doğru zamanı kollayarak hareket etmek lazım. Çok zor günlerden geçtik arkadaşlar. Ben çok zor günlerden geçtim. Hala da geçiyorum. İnanın ki hayat güllük gülistanlık değil. Her kalibrenin kendi zorluğu başka. Yani kolay değil arkadaşlar. Sorumluluk almak, sorumluluk sahibi olmak, büyümek. Hani insanlar diyor Kemal'e bak, oh diyor ya, milyonu koydu, arabası, evi, takipçisi var, reklam alıyor, para kazanıyor falan. Ama bir bakmışsınız ki bu kafesin içerisinde hapsolmuşsunuz bu düzende. Bir şirket kurmuşsunuz, bir ideal belirlemişsiniz, büyümeye gitmişsiniz, bir sistem oturmuşsunuz, bir şirket yapmışsınız yani. Bir yolunuzu bu sektörde çizmişsiniz. Sektör elinizdeki her şeyi alıyor, ayı piyasasını getiriyor. Bütün o giderleriniz, sorumluluklarınız, sonra ne oluyor biliyor musunuz? O düzeni korumak için daha çok çalışmanız gerekiyor. Daha çok çalışmanız gerekiyor. Gideriniz çok artıyor çünkü. Yani gelir arttığı zaman giderin artmadığı görülmez arkadaşlar. Ya benim yani hiçbir yani harcamam yok, benim lüks harcamam. Ama korkunç giderim var çünkü işte büyümek böyle bir şey. Büyüdüğünüz zaman işte sektörel anlamda, business anlamda büyüdüğünüz zaman sorumluluklarınız çok artıyor. Girişimci olduğunuz zaman riskiniz çok artıyor. Bu arttığı zaman da çok daha onu korumak için çok daha çalışmanız gerekiyor. O da insanı işte hapsediyor. Ne hayatınızı yaşayabiliyorsunuz, ne bir şey yapabiliyorsunuz. Kolay değil. Her işin zorluğu başka. Biz belki evet boğalarda çok güzel para kazanıyoruz, krallar gibi yaşıyoruz falan ama farklı senaryolarda da farklı zorlukları var mental olarak. Şirketi kapatmayı düşünüyor musun? Peki çok normal bir şey bu. Artık bu yoldan dönemem ya. Ya iflas ederiz, piyasa darma duman olur, öyle iflas ederiz. Ya da çok başarılı oluruz. Bunun ortası yok. Yani bütün arkadaşlarım Ninja'da çalışıyor yani. Bütün herkesin geçimi Ninja'ya bağlı. Böyle bir sistem olunca da şey yapamıyorsun, geri dönüp bırakıp gidemiyorsun yani. Ben yaptığımız işin tecrübemizin, bilgi birikimimizin dolu olduğuna inanıyorum. Elimizde ürünlerimiz var. 30 kişi çalışıyor arkadaşlar. Ninja 30 kişi. Bakın Ninja Tools'u yaptık. Veri sitemiz. Veri trade ettiğimiz, verileri incelediğimiz platformumuz. Haber sitemiz var. Ninja News 2.0 geliyor. Akademi yaptık, eğitim hazırladık. Bu sektöre giren kullanıcı için gerçekten tecrübemize yansıttığımız içerikler ve yazılımlar geliştiriyoruz biz. Kendi bildiğimiz şeyler. Bora linklerini verdi. Bakın Ninja Tools. Bugün birisi tweet atmış. Ninja Tools'da işte hacim monitöründe bilmem ne coin'e ciddi bir hacim girdi. Bir deneyim dedim işlem. İşte %5, %7 gitti, kar ettim, çok sağ olun diye. Bu her zaman olacak bir şey değil bu arada ama bakın burada korkaç gözlülük endeksi önümde, dominans önümde, total market cap önümde, futures'da rekt olanlar önümde. Bugün ne kadar likide edilmiş? 10 milyon short likide edilmiş. 5 milyon long likide edilmiş. Long short oranları hangi ağırlıkta? Bakın longlar önde gidiyor. Fonlama oranları nasıl? Bunların hepsini yorumlaması
Yavaş yavaş öğreneceksiniz. Hacim monitörü hangi coin'e para girdi? Alarm veriyor size. Ekonomik takvimde herhangi bir şey olduğu zaman alarm veriyor. Biz kendimiz editoryal olarak kuruyoruz bunu. Şu an beta aşamasında. Bu çok başarılı bir ürün tool. Tek monitörde her şeyi takip edebiliyorsunuz piyasayla alakalı verileri. Bunlar arttırılacak zamanla. Haber sitesi açtık. Hem Türkçe hem İngilizce. Bakın analiz bölümümüz çok kıymetli. Burada özene bözene analizler hazırlanıyoruz. Güvendiğimiz şeyleri buraya yazıyoruz. 12 kişilik haber ekibimiz var. Şu an piyasadaki bakın Voyager haberini globale düştü. Düştüğü saniye okudum size yayının başında. Bir yarım saat olmuştur haber gireli. Tık haberleştirdiler. Yani Voyager düştü mesela bundan sonra büyük ihtimal. Nerede? Yani olağan fiyat hareketi gerçi. Ama yine de bakın sert bir dump geldi. Yani piyasada trader'ın işine yarayan haberleri hemen haberleştiriyoruz. Çünkü haber ekibi degen. Trader adamlar yani deli gibi trade ediyorlar. Piyasada ne fiyatlar, ne fiyatlamaz bunu biliyor. Bir tane editör yok bizim haber ekibimizde biliyor musunuz? Bir tane mesleği editörlük olan yok. Hepsi ağır trader. Dolayısıyla da ben haber sitemizin başarılı olacağını düşünüyorum. Tool'umuzun on binlerce insanın kullanacağını düşünüyorum. Güzel bir tool yapıyoruz, geliştirmeye devam ediyoruz. Siz de kullanın, bakın atın toolbarınıza. Şu an betadayız, mobil app çıkaracağız. Tool'un ücreti bilmiyorum, $15 civarında olur diye düşünüyorum aylık. Tool'dan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Gerçekten. Bakın burada her şey var. Yani custom alarmlar kurabiliyorsunuz. İstediğiniz şeylere bakın. Token unlockları haber veriyor bir gün önce, bir saat önce bakın. Ekonomik takvim var. Biz bunu kendimiz alarm gönderiyoruz kullanıcıya. Bakın diyoruz ki hani Fed toplantısı var. Şu olacak. Dikkat edin. İşte efendime söyleyeyim token unlock var. Açılacak. Büyük transferler. 10 yıllık balina cüzdan hareketi alarm çal. Bunu custom edebiliyorsunuz kendiniz. Dolayısıyla da kullanıcının işine yarayan bütün verileri tek ekranda sağlamaya çalışıyoruz. Tool'a güveniyorum. Nivs'e güveniyorum. NFT'si olanlara beleş evet. Ninja Squad tutanlar ücretsiz kullanacak. Ninja Squad'la alakalı da şöyle bir durum var. Bakın biz proje yaptık. Elimizden geleni yaptık. Bir Allah'ın kulu da diyemez ki Ninja'yı salladın, Ninja'ya çalışmadın, Ninja'yı büyütmek için uğraşmadın. Twitter'daki etkileşimimi yarıya düşürdüm. Ninja'yı şillemekten, projenin yatırımcıları kazansın diye sürekli Ninja'yı şilledim. İnsanlar bıktı artık benden. Baktık ki fiyatı biz değiştiremiyoruz. Çünkü komünite belirliyor fiyatı. Kimse satmasa NFT'yi, herkes yüksek fiyatlara listelese gelen adam daha yukarıdan alacak. Fiyatımız düşmeyecek. Fiyat bizim elimizde değil. Ne yapalım dedik ki alan kullanıcıya, NFT'ye para vermiş kullanıcıya bari bir ürün verelim. Yani Ninja Tools'u ücretsiz kullansınlar. Aylık $15 vermesin. Ninja Nifts 2.0 indirimli kullansınlar. eğitim çektik 12-13 saatlik. Akademi açtık bunun için. Blockchain'i kullanarak cüzdanını bağlayıp indirim alıp kupon alabildiğin, free kullanabildiğin bir sistem yaptık. NFT'ni stake'e koyup eğitim alabiliyorsun ücretsiz. Ürün geliştirdik. Dedik ki NFT holderlarına böyle bir utility. Hani en azından içim vicdanım rahat. Boğa piyasasında oluk oluk piyasa yükselecektir. Ama şu an NFT piyasası öyle bir ayıda ve insanların öyle likidi yok ki. Ninja da çok düştü haliyle. Yani şu an 0.13 Ether mesela. Hiç görmedik bu fiyatları bu arada. Yani 2 yıl boyunca. Şu an çok ucuz. Almak isteyene ne kadar? $250 mı artık? Kaç para yapayım? $230 florumuz var. Yani imkanı olan almak isteyen bir tane alıp koparabilir. Faydasını görürsünüz. Güzel bir topluluk. İçeride güzel insanlar var. Bora atar. Nasıl alınır videosunu atar size. Chatten okuyabilirsiniz. İşte diyor mu? Tosunculuk yok. Ben vicdanlı bir insan olmasam bu projeyi yaptıktan sonra çekilir kenara ölü taklidi yapar devam ederdim. İnsanlar yani ne coinler parayla ne coinler tanıtıp arkalarına devam ettiler, milleti batırdılar. Bir kere adını anmadılar ve zerre etkileşimleri düşmedi, adamlara tapıyorlar. Biz yaptık proje arkasında durduk. 2 yıl boyunca sakalımızı saçımızı beyazlattık. Projemiz için ürün geliştirdik. Aman aldığımız parayı hak edelim diye elimizden geleni yaptık. Bu saatten sonra NFT tutan kullanıcının elinde. Satmazsa adamlar sabırlı olurlarsa buna bir
ben alayım Ninja'dan parayı vurayım değil de bir güzel bir topluluğun parçası olayım. Bir tane de Ninja'm dursun deyip alıp tutan adama şey gelmez. Microsoft verileri iyi mi geldi?